GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde artık yeni yıla geçmeye hazırlanan küresel piyasalarda sert fiyat değişimlerinin izlendiğini söyleyebiliriz. Endeksler tarafına baktığımızda Avrupa tarafında düşüşlerin kayıpların söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle işlem hacimlerinin de Asya endeksinde de görüldüğü gibi nispeten düşük olduğunu ifade edebiliriz. Bu paralelde bazı piyasa katılımcılarının pozisyonlarını güncellemeleriyle birlikte parite ve MTF fiyatlarında da sert fiyat değişimleri görebiliyoruz. Genel çerçevede baktığımızda piyasada etkili olan faktörler arasında özellikle Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nı seçememesi sonrasında genel seçim ilan edilmesinin öne çıktığını ifade edebiliriz. Tabii ki bu bir siyasi belirsizlik de beraberinde getirdi. O yüzden özellikle Euro'da dün görülen kayıplarla birlikte dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyelerindeki kayıplarını paritenin genişlettiğini görmüştük. Bugün ise Özellikle dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerle birlikte euro dolar paritesinde yükselişler izledik. Fakat genel çerçevede hem düşen petrol fiyatları hem de Yunanistan'ın getirdiği belirsizlik baskı yaratıyor diyebiliriz genel Avrupalı varlıklar üzerinde. Bir de yen tarafından bahsetmek gerekiyor ki yeni yıla başlamadan önce piyasalarda bazı temkinli adımların atılmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen Japon yeninin diğer para birimleri karşısında özellikle dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Yeni yıla geçmeden önce dolar yen paritesinde bugün itibariyle 119-17 seviyelerine kadar bir gerileme izlendi. Daha sonrasında hafif toparlanmalar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii ki yendi alımların artmasıyla birlikte dolar endeksinde baskının arttığını görmüştük. Bu da diğer pariteler tarafında hissedilen önemli unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz. Dalgalı seyir izlediğimizi görüyoruz. Dolar Türk Lirası da bunlar arasında yer alan paritelerden diyebiliriz. 2.31'in üzerindeki işlem görmeye devam ediyor parite fakat bahsettiğimiz gibi özellikle küresel piyasalarda düşük işlem hacimlerinin de etkili olması ile birlikte alınan pozisyonların net bir şekilde fiyatlar üzerine yansıması önemli bir unsur diyebiliriz. Bunun yanında makro veriler izlendi gün içerisinde piyasalarda yılbaşından önce özellikle İspanya'da Enflasyon virüsünün beklentilerden daha fazla gerilemeye işaret etmesi önemliydi. Bu da yine Avrupa endekslerindeki aşağı yöne hareketlerin nedenleri arasında yer alan bir faktör olarak değerlendirilebilir. %1'e yaklaşmaya başladığını söyleyebiliriz. %70-%85 civarında düzeltiyorum %0.70-%0.85 civarında kayıplar söz konusu. Özellikle ABD vadeli endekslerine baktığımızda ise Wall Street'in de güne e, hafif de olsa negatif tarafta başlamasının beklendiğini görüyoruz. İspanya'nın e, İspanya'nın e, İspanya enflasyon verisinin yanında yurt içinde tüketici güvenin verisini gördük. E, 68.7'den 67.7'ye Aralık ayı için gerilediğini ifade edebiliriz. Günün devamındaki e, öne çıkan başlıklara baktığımızda... E, dün de benzer şekildeydi. Ekonomik takvimde çok önemli bir veri akışı bulunmuyordu. Fakat bugün ABD'den gelecek tüketici güveni verisi önemli bir rakam diyebiliriz. Yeni yıla başlamadan önce önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler adına da ipuçları verebilecek Conference Board tarafından hazırlanan tüketici güveni verisi piyasaların yakından izlediği rakamlardan diğer taraftan bir önceki ay 95.9 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Daha sonra 88.7'ye geriledi Kasım ayında ve Aralık ayı için açıklanacak rakama ilişkin beklentiye baktığımızda ise 94.6'lık bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu noktada beklentinin altında ya da üstünde gelebilecek veriler etkili olabilir dolar tarafında ve belirli. Özellikle ABD'nin işlemlere katılmasıyla birlikte, ABD piyasalarının açılışıyla birlikte fiyat hareketleri e, hızlanabilir. Petro fiyatlarındaki düşüş özellikle yarın e, ABD'den açıklanacak e, stok rakamları daha dikkatli takip edilecek. E, petro fiyatları son 5,5 yılın en düşük seviyesindeki e, kayıplarını genişletti. Bu, e, özellikle Libya'daki e, spekülasyonların, üretimin azalacağına yönelik spekülasyonların ve petro fiyatlarını yükselten bu gelişmenin ardından genel olarak petrol fiyatlarında arz fazlası dönemin devam edeceği düşüncesi etkili oldu ve düşüşler geldi. Endeksler tarafında da yine kayıpların görülmesine neden olan önemli unsurlardan bir tanesi bu ve ABD'den gelecek stok rakamları özellikle yarın etkili olabilir. Yılın son işlem gününde diyebiliriz. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik gelişmeleri ve beklentileri bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. Thank you